İyi günler değerli izleyiciler. Bu hafta da bilim, teknoloji ve tasarım haberleriyle bir kez daha karşınızdayız. Gelişmelere hep beraber yakından bir göz atalım. Sadece dişi köpek balıklarının olduğu bir akvaryumda bir köpek balığı dünyaya geldi. İtalya Sardunya'da bulunan ve tamamı dişi köpek balıklarından oluşan bir akvaryumda dişi bir köpek balığı dünyaya geldi. Partenogenez olarak bilinen bu nadir olay, dişilerin kendi yumurtalarını kendi kendine dölleyebilmesiyle gerçekleşiyor. Sardunya'daki Cala Ganwan Akvaryumu'nda 10 yıldır başka bir dişiyle yaşayan Mustelus cinsi köpek balığının dişi bir yavrusu oldu. Bilim insanları yavruya Maltaca'da umut anlamına gelen Ispera ismini verdi. Köpek balıkları, balıklar ve sürüngenler de dahil olmak üzere 80'den fazla omurgalı türünde partenogenez adı verilen dişilerin kendi yumurtalarını kendi kendine dölleyebilmesi olayı gözlemleniyor. Ancak uzmanlara göre bu nadir olay Mustelus cinsi bir köpek balığında ilk kez görüldü. ABD'nin Florida eyaletinde Mott Marine Laboratory ve Aquarium isimli deniz araştırma kurumunda görev yapan ve köpek balıklarındaki partenogenez üzerine çeşitli araştırmalara öncülük eden Chapman, konuyla ilgili şimdiye dek birkaç köpek balığı ve vatoz türünde bu olay belgelendi dedi. Sözlerine, ama vahşi doğada bu olayı tespit etmek zor. Bu yüzden sadece tutsak hayvanlardan biliyoruz diye devam etti. Chapman'a göre bazı köpek balıklarının yıllar boyunca partenogenez yoluyla tekrar tekrar doğum yaptığı gözlemlenmişti. Chapman, bu bireylerin bir eşle tanıştırıldığında partenogenez ve cinsel üreme arasında geçiş yapabileceğini de söylüyor. Köpek balıklarında partenogenez sadece dişilerde meydana geliyor. Ancak dişiler Y kromozomu aktaramadığından dünyaya gelen yavruların da her defasında dişi olması gerekiyor. Partenogenez, yavruların genetik çeşitliliğini büyük ölçüde azalttığından yavruların hayatta kalma şansı da düşebiliyor. Ancak bilim insanları, Ispera adlı yavrunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve nispeten normal bir yaşam sürmesini beklediklerini ifade ediyor. Boston Dynamics, insansı robotlarının çevreyi nasıl gördüğünü açıkladı. Robot köpeği Spot ve son zamanlarda gerçekleştirdiği parkurla gündemde olan Atlas'la tanıdığımız Boston Dynamics, insansı robotlarının parkurları gerçekleştirdiği sırada çevreyi nasıl gördüklerini gözler önüne seren bir video paylaştı. Zorlu parkurları geride bırakan ve bu parkurlarda adeta bir insan gibi hareket eden robotlarıyla tanıdığımız Boston Dynamics, başta robot köpeği Spot ve parkur videolarında sıkça gördüğümüz Atlas adlı robotuyla internet aleminde adını duyurmuş ve büyük beğeni toplamıştı. Söz konusu parkur videolarında robotlar tek turda parkuru tamamlıyormuş gibi görünse de sık sık aksaklık yaşandığı firmanın kendisi tarafından paylaşılan videolarda görülebiliyordu. Şimdi ise şirket henüz parkur konusunda kusursuz olmasalar da inanılmaz derecede hızlı gelişen söz konusu robotlarının çevreyi nasıl gördüğüne dair bir video paylaştı. Boston Dynamics, robotlar açısından çevrenin görünümünü aktardığı videoda Atlas'ın yakın zamanda paylaşılan parkur kaydını kullanıyor. Açıklama kısmındaysa söz konusu robotun üzerinde bulunan kamera ve sensörlerin hangi fiziksel eylemin gerçekleştirileceği konusunda yardımcı olduğu belirtiliyor. Bunun yanında şirket, paylaşılan son videoyla algılama ve uyum sağlama konusunda gelinen son noktanın gösterildiğine, bu yeteneklerle parkur gibi yüksek enerji gerektiren eylemlerin gerçekleştirilebildiğine dikkat çekiyor. Önceden programlı bir şekilde parkura çıktığı bilinen bu robotlar, gün geçtikçe daha az programlama gerektiriyor. Bu da bir noktada önceden programlanmaya ihtiyaç duymayan robotlar göreceğimiz anlamına geliyor. Virgin Hyperloop yeni kapsül konseptini tanıttı. Virgin
Virgin Hyperloop, şehirler arası yolcuları mıknatıslarla havalandırarak vakumlu tüplerde saatte 1000 kilometreden daha hızlı taşıyacak yeni kapsül konseptini bir video ile tanıttı. Bu kapsüller birleşip bir tren oluşturmak yerine konvoy halinde ard arda seyahat edebiliyor. Virgin Hyperloop, geçen yıl yapılan ilk yolculu test sürüşünde saatte 170 km hıza ulaşmıştı. Öte yandan konseptin gerçeklikten uzak olduğunu savunanlar da var. Demiryolu mühendisi ve yazar Garrett Dennis Twitter'da "Bilgisayarda yaratılmış efektlerden başka bir şey içermeyen, her şey işliyor ve müthiş" diyen parlatıcı bir video paylaşımında bulundu. BBC News'e konuşan Dennis, "Her saat her yöne on binlerce yolcu taşıma iddiasının 3 saniyede bir kapsülün yola çıkması anlamına geleceğini, Hyperloop'u diğer modellerden ayıran püf noktasının da tam da bunun olduğunu söyledi. Çok sayıda insanı taşıyabilmek için fiziksel olarak tek parça halinde bulunan trenlerin aksine bizim kapsüllerimiz dijital olarak birbirine bağlı. Yollardaki kamyon konvoyları gibi hareket ediyor. Konvoy halinde hareket edebilmek, otomobillerin farklı noktalara gidebilme özgürlüğüyle trenlerin verimliliğini bir araya getiriyor. Şimdi de yeniden aktif hale gelen Etna Yanardağı'nın yüzlerce metre öteye fırlayan lavlarının görüntülerine bakalım. "Düşünmek için aklı başında, derin düşünmek için oldukça deli olmalısın" diyen Nikola Tesla'nın hikayesiyle programımıza devam edelim. Bu haftaki dosyamızın konusu elektrik savaşları. Elektriğin yaşam ve ölüm gücünü elinde tuttuğu 19. yüzyılın sonlarında bu doğa gücünün kilidini açmak tehlikeli bir bilmece ve bir o kadar da büyüleyiciydi. Denenmemiş, kanıtlanmamış ve kontrol edilmeyen büyük servetler ve parlak beyinler bir bütün olarak bu dönemde karşı karşıya gelir. Elektriğin gücünü kullanmak için savaş. Yaşamdaki esas gücü şu sözlerle duyuruyordu: "Sizlere elektriğin gücünü veriyorum." Güç için amansız bir savaşa dahil olan dahi, Avusturya'da bir üniversitede hırslı fizik öğrencisi radikal bir fikri formüle eder. Elektrik üretimi için yeni yolun yolcusu Nikola Tesla. Bugünkü elektrik dünyasının doğru akım modeli ilk olarak o zaman hayat bulur. Tesla, kendi buluşu olan alternatif akım motorunu mükemmelleştirmek için çalışan bir prototip yapmayı başarır. Ancak fikrini kanıtlamak için Tesla'nın Amerika'ya gitmesi ve dünyanın en iyi bilim insanlarıyla yüzleşmesi gerekecekti. Amerika'da Edison Electric Company'de Edison'un verdiği tüm zorlu görevleri başarıyla tamamlaması Tesla'yı elektrik savaşının odağı ve gizemli askeri yapar. Tesla'nın başarısı sayesinde Edison'un şirketi Amerika sanayisinin baronlarına güç sağlıyordu. Ancak Edison'un patentini aldığı doğru akım sisteminin de sınırları vardı. Gücü ancak yaklaşık 1 kilometre dolaylarında elektrik iletebiliyordu. Nikola Tesla bu durumun da ötesine gidebileceğini düşünmekten kendini alamadı ve iletkenlik alanının daha uzağa gidebileceği ve herkese ulaşabilir, ücretsiz elektrik üzerine çalışmalarına başladı. Ancak alternatif akım gücünün bir bedeli vardı. Tüm avantaj ve dezavantajlarının yanında elektrik dağıtımının büyük maddi bir bedeli vardı. Nikola Tesla kendi sisteminin tüm tehlikelere rağmen o zamanki sistemleri çalıştıran voltajlardan daha üstün olduğuna ikna olur. Projesini Thomas Edison'a sunar. Ancak Edison durumdan oldukça rahatsız olur ve tüm projeyi çöpe çevirir. Tesla'nın Edison'un şirketinde kandırıldığını anlaması çok da uzun sürmez. Hemen ardından başlatılan bu savaşa bir elektrik şirketi açarak dahil olur. Gücün geleceği için savaş başlar. Kendisinin de dediği gibi. Tesla'nın alternatif akım fikri birçok kişi tarafından popüler görünüyordu. Çünkü bu fikrin amacı birkaç büyük enerji santraline veya birkaç büyük şirkete elektrik sağlamak değildi.
herkesin elektriğe sahip olmasıydı. Tesla bunun gerçekleşmesi için çalışmalarına başlar. Alternatif akım yolculukları ve zirveler arasında boşluklar olan dalgalar vardı. Tesla bu boşlukları dolduran ilk sinyalle senkronize olmayan ikinci bir sinyal öngördü. Sıkı sıkıya tutunduğu bu çalışması da sonunda meyvelerini vermeye başlar. Tesla bu çalışmasını durmadan geliştirir ve alternatif akımın dünya için daha fazlasını yapabilmesi adına dünyayı aydınlatmanın yanında makinelere de güç sağlayabileceğini kanıtlar. Bu güç savaşı en büyük doğal güç kaynaklarından Niagara Şelalesi'nde sonuçlanmaya başlar. Edison'un kendi fikirlerindeki ısrarı şirketin yönetim kurulundan olmasına neden olur. Maddi ilişkiler ve Edison'un bitmeyen kafa karışıklığı onu Niagara Şelalesi'nde atılacak dev elektrik çalışmasından uzaklaştırır. Tesla, Westinghouse şirketi aracılığıyla savaşın bu seyrinde de sahneye çıkar. Tesla'nın şelale üzerine yaptığı etkileyici sunum ve çözüm önerileri Westinghouse şirketine ihaleyi kazandırır. Ve Tesla, alternatif akımıyla dönemin ve belki de tarihin en büyük savaşlarından birini kazanır. Çalışmalarının tutkusunda kaybolan Tesla, Edison'un patentler üzerine yaptığı hileyi çok geç fark eder. Ancak Tesla'nın önünde iki yol vardır. Ya onu destekleyen Westinghouse şirketini kurtaracak ya da yaptığı onca büyük ve halka ücretsiz olan çalışmalar Edison Elektrik Kompani'ye mal olacaktı. Hem Westinghouse'u işinde tutmak hem de alternatif akım güç vizyonunu korumak için Tesla tüm lisans ücretleri ve başvurularından vazgeçer. Bunca mücadelenin ardından çabalarının meyvelerini göremeden diğer insanlar onun patentlerini yağmalamaya başlamıştı bile. Dünyayı elektrik başta olmak üzere birçok alanda sallayacak nitelikte olan Tesla, obsesif kompulsif bozukluk hastalığından muzdarip bir halde 7 Ocak 1943'te New York'ta bir otelde hayatını kaybeder. Nikola Tesla tüm bu hazin olayı şu sözlerle özetliyordu. Fikrimi çalmaları mühim değil, asıl mühim olan kendi fikirlerinin olmaması. Evet değerli izleyiciler, bir medya teknoloji programının daha sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek, hoşça kalın.